Celal Bay, size geliyorum. Şimdi yine tabii siyaset ekonomiyle tabii ki iç içe. Buradan çıkamayız, mümkün değil. Zaten birlikte yol alıyor. Şimdi az önce şu soruyu size de sormak isterim. Eğer ikinci tura kalırsa seçim, 2023, 10 ay kaldı zaten artık seçimlere. Evet. İkinci tura kalırsa, Sinan Bey dedi ki, eğer HDP Millet İttifakı'nı desteklerse Cumhur İttifakı adayı kazanamaz dedi. Katılıyor musunuz buna? Efendim, bir kere seçim ikinci tura kalmayacak. Biter mi diyorsunuz? Birinci turda bitecek. Bakın. Berhan Bey tebessüm ediyor. Elbette Berhan Bey ağlayacak hali yok tebessüm ya. Tebessüm etmiyor hatta, gülüyor. Ağlayacak hali yok. Seçim göreceğiz. Allah hepimize ömür verecek inşallah. Hepimiz o sonucu göreceğiz. HDP elbette ki efendim Millet İttifakı'nı destekleyecek. Elbette ki efendim Millet İttifakı, hele Millet İttifakı'nın başını çeken efendim CHP, HDP gerçeğini göz önünde bulunduracak. HDP'nin hissiyatını, dediklerini dikkate alacak. Yani biraz önce siz yine sordunuz. Efendim HDP'ye mensup bir şahıs kimse Meral Akşener'i, eski Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Hı hı. Doğru. Açıkça bunu da söyledi. Bir de bakın şöyle biraz geçmişe bakalım. Bildiğiniz gibi HDP'nin 29 Eylül'de bir toplantısı olmuştu. Tutum belgesi diye bir deklarasyonu olmuştu. Orada üçüncü madde olarak kamuoyuna şunu ilan etmişlerdi. Artık yeter, kayyum rejimine son. Neyi kastediyorlar kayyum rejimine son demekle? Elbette ki yerel yönetimlerde halk kendisini idare edecek olan kişiyi efendim bizatihi kendisinin seçmesine hepimiz rıza gösteririz. Bunun aksini düşünecek halimiz yok. Ama halkın seçmiş olduğu kişi devletin altını oyarsa, hendek politikalarıyla beraber efendim milletin bütünlüğünü, vatanın bütünlüğünü tehlikeye düşürecek bir tasarrufa girerse, elbette ki devlet kendisini ne yapacaktır? Koruyacaktır. En tabii mahlukun bile kendisini korumasına yönelik refleksleri vardır. Efendim yine onlar diyorlar ki efendim bizim bundan sonraki tutumumuz budur. Efendim eğer bizimle birlikte olmak isteyen varsa, bizimle yol yürümek isteyen varsa, bizim yanında görmek isteyen varsa bizim bu belirlememizin gözünde bulunduracaklardır. Bakın ikinci, onların bir de beşinci maddesi var. Orada da diyorlar ki Türkiye artık sınır ötesi müdahalelere son vermelidir. Buradan kastettikleri de Kandil'dir, Sincan'dır. Türk devletinin buralara yönelik efendim imha edici, efendim devre dışı bırakıcı tasarruflarını engellemektir. Ve şimdi CHP'nin biliyorsunuz son tezkere vardı. Bu son tezkereye CHP red oyu verdi. Niye red oyu verdi? HDP'nin hissiyatını, yani zımnen dedi ki arkadaş biz senin belirlemelerini, deklarasyonunu göz önünde bulunduruyoruz. Sana saygı duyuyoruz. Yani kusura bakma efendim, bize, onlara da beraberiz. Birlikte yürüyebiliriz. Ve geçenlerde biliyorsunuz Anayasa ve Adalet Komisyonu'nda efendim bir toplantı oldu. Neydi o kadının adı? Salihe. Salihe. Soyadını Yıldız mıydı? Salihe Yıldız. Efendim milletvekilliği düşürülecek. Efendim oradaki toplantıda CHP gelene doyu verdi. Yani CHP elinden geldiğince HDP seçmenini, HDP sempatizanı, doğulu vatandaşlarımızı incitmemek istiyor. Şimdi CHP'nin
bu tavrını, bu tutumunu altılı masanın etrafında kendi dışında kim var? İyi Parti var, kendi dışında Saadet var, ondan sonra Deva var, Gelecek var. Bunlara da kabul ettirmesi gerekiyor. Ha hani bir şey deniliyor ya, masa altında bir yedinci ortak var falan. Yani denilsin denilmesin bir realite var. Türkiye'nin bir realitesi var. HDP diye bir parti var. Bu arada, evet. Bu arada şunu da ekleyeyim. Mehmet Ali Kulat, MAK araştırmanın başkanı şöyle bir açıklama yapmış bugün. Eğer HDP kapatılırsa Deva Partisi'nden seçime girebilir iddiası var. MAK araştırma şirketi Mehmet Ali Kulat'tan. Yani olabilir. Deva Partisi kapısını açar. Yani Deva Partisi. Evet, Deva. Deva Partisi kurucularını ilan ettiği zaman zaten Doğu ve Güneydoğu'daki kurucu sayısının fazlalığı şahsen bir hukuk sosyolojisiyle meşgul olan kişi olarak benim dikkatimi çekmişti. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Ve CHP efendim biliyorsunuz bir helalleşme Sayın Kılıçdaroğlu tırnak içerisinde bir helalleşme efendim açıklamasında bulundu. Yani efendim bu ne demektir helalleşme? Geçmişe dönük efendim tasarruflarından efendim halkla ilgili halkla diyalog noktayı nazarından bakıldığında halka ters düştüğünün, halkı incittiğinin zimnen ifadesidir. Yani bir helalleşelim. Bu helalleşmeye de nereden başladı? Tabiri caizse en az efendim tasvip edildiği, en az oy aldığı, öyle zannediyorum ki %1, %2 nispetinde Erzurum'da oy alır, almıştır. Behram Bey daha doğru iyi bir tespit olarak mı nitelendirdiniz? Toparlayarak gideceğim hocam. Efendim ve buraya gitti. Buraya gitti. Tabii o 120 kişiyle birlikte gitmesi hani aynı uçağa binme açısından bir risk. Eyvallah da yani birlikte gitti. Efendim tabii ne gördü? Tespiti nedir? Oradaki verileri alacağız. O değerlendirmeyi sonra yaparız. Bir sosyoloji açısından o verileri sonra peki yaparız. Efendim ama 800 küsür sandalyeli bir salon, aşağı yukarı efendim 900'e yakın bir seyirci var. Efendim tabii ki şimdi 120 kişi efendim oranın koruma bloku aşağı yukarı 100-150'nin altında değil. Yani bir ana muhalefet partisi buraya gelmiş. Allah korusun herhangi bir şey olursa efendim bu hepimizi üzer. Çok şey tedbirler alınmış, dikkatli tedbirler alınmış. Efendim ondan sonra da bir iki şey gezintisi yapmışlar. Tespit edebildiğim kadarıyla esnaf. Halk esnaf gezintisi yapmış. Peki. Esnaftan kime sormuşsa bir iki istisnası dışında vallahi iyiyiz bu halimize şükür. Yani bilemiyorum Sayın Kılıçdaroğlu aradığını veyahut o 120 kişilik blok aradıklarını buldular mı bulamadılar mı onlara sormak lazım. Ama oradaki yansımayı baktığımız zaman efendim gittiler doğrudur gördüler doğrudur. Efendim, bir iki esnafta bir iki esnafa herkes da selam verdiler. Peki. Efendim böylece altılı masayı bak biz gidiyoruz doğuya da gidiyoruz güneydoğuya da gidiyoruz. Arkadaş bu iş benim hakkımdır diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Zaten biz burada aşağı yukarı 6 ay önce Barış'tı değil mi o bizim şey? İyi arkadaş. Evet. Aa, Barış. Barış'la beraber tamam dedik. Aday kim? Peki. Kılıçdaroğlu diyor. Kılıçdaroğlu. Başına. Peki. Engin de konuşacağız zaten. Engin Altay da dedi. Engin de bir açıklama yaptı. Dedi ki bu bizim gönül beyanımız falan değil bu realite. Evet. Bay bizim Kemal. Adayımız. Bay Kemal. Bay Kemal. Peki. Hayırlı olsun.